Değerli konuklar, yoğun programına rağmen etkinliğimizi onurlandıran CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin Sayın Genel Başkanım, Ziraat Odaları Birliği'nin Sayın Genel Başkanım, siyasi partilerimizden kardeş partimiz Demokratik Sol Parti'nin Sayın Genel Başkanım. Efendim, böyle bir toplantıda olmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İnsanoğlu avcılık ve atıcılıkla başladı. Tarım toplumu olduk. Sonra sanayi toplumu, şimdi bilgi çağındayız ve bilgi toplumu olmaya çalışıyoruz. Ama bütün bu süreç içinde tarım hep önemini korudu. Toprağa dair çok şeyler söyledik. Bizi besleyen, bizi doyuran, bizi koruyan ana unsur topraktı. O nedenle tarım bugün de, dün de, gelecekte de her zaman en önemli aktör olmayı sürdürecektir. Bu toplantı çok güzel bir toplantı. Masanın önünde iki cilt halinde bilim insanlarının sunduğu bildiriler var. Kitap halinde basılmış. Aslında değerli konuklarımız, değerli dostlarım, her şeyi biliyoruz aslında. Bilmiyor değiliz. Bilmediğimiz ana unsur şu: devletin akılla yönetileceği. Devleti akılla yönetebilirsek pek çok sorunumuzu aşmış oluruz. Ama akılla değil de ön yargıyla yönetirsek, bilim insanına önem vermezsek, onun söylediklerine kulaklarımızı tıkarsak farklı bir Türkiye'yi ortaya çıkarırız. Geldiğimiz nokta budur. Bilim insanları yazıyorlar, çiziyorlar, kitapları basıyorlar, önümüze koyuyorlar. Planlamalar var, planlama örgütleri çalışıyor, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları çalışıyor. Aslında bu gök kubbede tarım konusunda söylenmedik hiçbir şey yok. Her şey söylendi. Her şey söylendi de soru şu: nasıl oluyor da Konya'dan küçük bir ülke 117 milyar dolarlık ihracat yapar, Türkiye 17 milyar dolarda kalır? Neden? Neyimiz eksik? Hangi gerekçeyle biz Hollanda'nın gerisinde kalıyoruz? Hangi gerekçeyle biz canlı hayvan ithal ediyoruz? Asıl üzerinde durulması gereken nokta bu. Bu sorunun üzerinde durmuyoruz. Devletin akılla yönetilmesi gerektiği üzerinde durmuyoruz. Siyasal partilerin elbette ki farklı görüşleri olabilir. Farklı çerçeveler çizebilirler. Topluma farklı projelerle gelebilirler. Ama hepsinin bir ortak paydasının olması lazım. Bir ortak payda üzerinde biz cumhuriyeti inşa etmek zorundayız. Cumhuriyeti kuranlar ilk el attıkları alan tarımdır. Önce aşar vergisini kaldırdılar. Çiftçiyi ezilmekten kurtardılar. Tek gelir kaynağı vardı devletin, tarım. Başka bir kaynak yoktu, sanayi yoktu. Ama o tarım sanayiye kaynaklık yaptı. Onlarca yüzlerce fabrika kuruldu. Ülke demir ağlarla örüldü. Alınan her kaynak yerinde akılcı olarak kullanıldı. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. O fabrikaları satıyoruz, tarım çökmüş durumda. Tarım niye çöker arkadaşlar? Niye çöker? Eğer üretici ürettiği ürünün karşılığını alamazsa niçin üretsin? Niçin üretsin? Bir sanayiciyi düşünün. Ürün üretiyor, sürekli zarar ediyor. Nereye kadar götürecek? Sonunda fabrikasını kapatacak. Çiftçi ne yapıyor? Sonunda toprağını ekmemeye karar veriyor. Geçinemiyorum diyor. %65 arkadaşlar oran. Ürettiği ürünün karşılığını alamadığı için geçinemeyen çiftçi oranı %65. %88'i temel harcamaları yaptıktan sonra elimde hiçbir şey kalmıyor diyor.
Madende hayatını kaybeden işçilerimizden birisinin eşi çok gerçek bir cümle kullanmıştı kendi hayatından. Buralarda tarım öldü. Çocuklarımız yer altında madende çalışmak zorunda kaldılar diyor. Tarım öldü diyor. Hep beraber öldürdük tarımı. Hep beraber yok ettik tarımı. Bir ülke düşünün, Tarım Bakanı Fransa'dan şövalye madalyası alır. Fransız tarımına yaptığı katkı dolayısıyla. Kimin bakanı? Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanı. Herhalde Ziraat Mühendisleri Odası da tarımı öldüren bakan olarak da sizin de bir madalya vermeniz lazım. Herhalde sıra ona geliyor. Bir çiftçi ne zaman üretir? Girdi fiyatıyla ürün fiyatı arasında pozitif bir denge olursa, kendisine bir şeyler kalırsa, o zaman ekmeğe devam eder. Dünyanın en pahalı mazotunu veriyorsunuz. Çiftçiye sattığımız mazotta dünya birincisiyiz değerli arkadaşlarım. Dünya birincisi. İlaçta, suda, hemen hemen her alanda. Niçin eksin? Neden eksin? Az önce ithalat ihracat rakamları verildi. Başka konular da gündeme getirildi. Mazotun 2 liraya indirilmesi lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çiftçiye verdiğimiz bir söz var. Mazotu senin için 2 liraya indireceğiz. Biz bunu söylediğimizde bize ısrarla kaynağı nereden bulacaksınız diye soruyorlardı. Nereden bulacaksınız parayı diye soruyorlardı. Esen yatlara ÖTV'siz, KDV'siz mazot verirken kimse kaynak soruyor mu? Hayır. Çiftçiye verirken niye kaynak soruyorsunuz? Siz kendinize kaçak saray yaparken kaynağı nereden buldunuz diye kimse sormuyor. Ama çiftçiye gelince soruyorsunuz. Çiftçinin günahı ne? Tek günahı var çiftçinin. Üretiyor. Alın teri döküyor. Bizi besliyor. Geleceğimizin güvencesi. Şimdi onu yok etmeye çalışıyoruz. Söylenecek çok şey var. Ama her şey söylenmiş durumda. Bütün mesele ülkeyi akılla yönetecek, sağduyuyla yönetecek, geleceği sağlıklı görecek ve ona uygun planlar hazırlayacak bir siyasal irade. Türkiye'nin temel eksiği burada yatıyor değerli arkadaşlar. Kirlilikten arınmış bir siyaset. Toplumu düşünen bir siyaset. Halkın değişik katmanlarını düşünen bir siyaset. Halka özgürlük güvencesi veren bir siyaset. Medya üzerine baskı kurmayacak bir siyaset. Güçler ayrılığı ilkesine inanan bir siyaset. Bunun olmadığı bir toplum büyüyemez arkadaşlar. Kandırmayalım birbirimizi. 1980'lerde Sayın Başkan az önce dünyanın ilk 20 ülkesini vermişti ekonomik büyüklük olarak. Türkiye 14 veya 15. sıradaydı. Şimdi yansıda 18. sırada olduğu yazılı, aslında 18 değil. Son açıklanan rakam Türkiye 19. sırada. İki ülke geçse yapmayan bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Eğer bunları yapmazsak Türkiye hiçbir zaman sorunlarını aşamaz. Yaşam göstergelerine bakın. 69. sıradayız. Neden? Dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisinden birisiyiz. 19. sıradayız. Ama yaşam göstergelerimiz Birleşmiş Milletler'in verilerine baktığınız zaman 69. sıradayız. O zaman hepimize düşen bir görev var. Görev hepimize düşmekle beraber bu ülkenin aydınlarına en büyük görev düşüyor aslında. Aydınların sorumluluğu çok önemlidir. Çünkü sokaktaki sade yurttaşımız uzun vadeli düşünmez. Bir aydın kadar ekonomiyi de siyaseti de irdelemeyebilir. Ona zamanı da olmayabilir. Kapasitesi de olmayabilir. Eğitimi de ona müsait olmayabilir. Ama aydınların sorumluluğu çok ağırdır. Eğer bir ülke bu konuma düşüyorsa
sorun biraz da aydınlarından kaynaklanıyor. Tabii aydın dediğimiz el etek öpen aydınlardan kastetmiyorum. Onlara aydın denmez. Onlar yurttaş olmanın bilincine hala varmış değiller. Onlar kendilerini hala gücün kulu olarak görüyorlar. İkisinin arasında dünya kadar fark var. Benim onlara sözüm yok. Onun okumuşluğu da onu aydın kılmaz. Aydın, ülkesini geleceğe çağdaş uygarlığa taşıyan kişidir. Bu konuda azim içinde çaba gösteren kişidir. İster tarımda, ister sanayide, ister tıpta, ister sanatta, hayatın her alanında aydınlara büyük görev düşüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bu olayların bilincindeyiz. Emin olun, olağanüstü çaba harcıyoruz. Önümüzde ciddi engeller var. Biz bunun da bilincindeyiz. Her türlü engel önümüze çıkarılıyor. Telefonlarımız dinleniyor, aile boyu, parti boyu. Her türlü baskılar yapılıyor. Bunlar bizi yıldıramaz arkadaşlar. Yapmazlarsa namerttirler diyoruz zaten. Bizi asla yıldıramaz. Ama ben istiyorum ki, bizim belki siyasal dokunulmazlığımız var. Bu dokunulmazlık nedeniyle cesur olduğumuzu söyleyen bazı aydınlarımız da var. Aydın aynı zamanda toplumuna karşı bedel ödemeyi göze alan kişidir. O nedenle hepimizin büyük sorumlulukları var. Ben bir randevum dolayısıyla aranızdan erken ayrılacağım. Konuşmadan hemen sonra ayrılacağım. Umarım beni bağışlarsınız. Ama burada arkadaşlarım var. Onlar sizinle beraber olacaklar. Bütün toplantılar izlenecek. Özetleri gelecek. Onlara bakacağız. Dediğim gibi aslında her şey söylenmiş durumda. Toprakların birleştirilmesinden, toplulaştırılmasından tutun. Tarıma, tarımdaki Ar-Ge'lere kadar hemen hemen her şey biliniyor ve tartışılıyor. Dünyadaki gelişmeler biliniyor ve tartışılıyor. Organik tarımdan tutun. Karadeniz'de niçin fındık borsamız kurulmuyor? Çay üreticisi neden bu halde? Buğday neden bu halde? Bütün bunların hepsi üç aşağı beş yukarı biliniyor. Bilinen konuları belki çoğu kez burada tekrar edeceksiniz. Ama bizim bilmediğimiz ama sizin bildiğiniz pek çok konuları da biz sizlerden öğreneceğiz. Ben bu toplantıda olmaktan, sizlere hitap etmekten büyük onur duyduğumu sözlerimin başında söylemiştim. Aynı duyguları sözlerimin sonunda da dile getiriyorum. Hepinize şükran borçluyuz. Bize gelecek vaat ettiğiniz için. Hepinize şükran borçluyuz. Sorunları bir kez daha yazılı halde Türkiye toplumunun önüne koyduğunuz için. Hepinize şükran borçluyuz. Tarıma değer ve önem verdiğiniz için. Hepinize şükran borçluyuz. Bu ülkenin aydınları olduğunuz için. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Değerli dostlarım.